Herkese merhabalar arkadaşlar. İlk dersimizde ArchMap programının genel menü tanıtımını yapacağım. Programı yeni kuran arkadaşlar da ArchMap böyle görünmeyebilir. Bunun için öncelikle Customize sekmesine gelip Extension yani uzantı seçeneğine tıklıyoruz. Biraz bekleyeceğiz. Penceremiz açıldı. Açılan penceredeki seçeneklerin hepsine tık atmamız gerekiyor. Buradaki modüllere eğer tık atmazsak bu modüllerle alakalı herhangi bir işlem program üzerinden yapamayız. Bu yüzden hepsine tık atıp close seçeneğine tıklıyoruz. Bu şekilde hepsine tık olması gerekiyor. ArchMap programının üst kısmına mouse'un sağ tıkıyla basıyoruz. Şu boşluğa. Bu kısımda bulunan araçlardan öncelikli olarak Editor, Standard, Georeferencing, Draw ve Tools araçlarının tikini atıp program çubuğuna yerleştiriyoruz. Örnek vermek gerekirse ben de hepsinin tiki atılı çoğunun. Mesela GPS'i de kullanmak istiyorum ben. GPS'i tıklıyorum. GPS buraya geliyor. Mouse'un sol tıkını basılı tutup ekranda istediğim bir yere konumlandırabiliyorum şu şekilde. Menü tanıtımına gelecek olursak File sekmesinde New yeni bir pencere açmamıza yarayan bir araç. Open mevcut bir harita belgesini veya çalışmamızı açmaya yarıyor. Save kısmında ArchMap ekranında çalışmış olduğumuz projeyi daha önceden herhangi bir yere kayıtlıysa o proje dosyasının üzerine kaydetmemizi sağlayan bir araç. Save aracı ise çalışmalarımızı yeni bir proje dosyası olarak kaydetmemizi sağlıyor. Save Copy. Bu araç sayesinde çalışmış olduğumuz projeleri kaydederek ArchMap'in diğer sürümlerinde de kullanabiliyoruz. Misal benimki 10.4.1. Buradan Save Copy diyoruz. Kayıt türünden ArchMap'in diğer sürümlerine göre de kayıt edip aynı proje dosyasını diğer sürümde de kullanabiliyoruz. Burada önemli olan bir diğer aracımız ise AddData. Çalışmada kullanmamız gereken verileri çağırmaya yarayan araç. Bu araca tıklayarak gerekli olan verileri, misal göl verisi, farenin sol tıkıyla bir kere tıklıyorum, Add diyorum. Çalışma ekranıma göl verisi gelmiş oluyor. Bu araçta çalışacağımız alanı veya çalışmamız gereken elimizde olan verileri bu araçta çağırabiliyoruz. Burada başka önemli olan Pack and Print Setup var. Çalışmalarımızın çıktılarının özelliklerini ayarlamaya yarayan araç bu. Bunu detaylı olarak zaten ilerleyen derslerde göreceğiz. Başka önemli olan burada Export Map var. ArchMap'te yapmış olduğumuz haritaları farklı formatlarda çıktı almamızı sağlayan araçlardan biri. Burada farklı formatlarda PDF, JPEG, PNG gibi, TIFF gibi, GIF gibi formatlarda çıktı şeklinde alabiliyoruz. Edit sekmemizde undo var geri alma, redo ileri alma çalışmalarımızda işimize yarıyor. Cut kesme, copy kopyalama, paste yapıştırma, delete gibi, silme gibi araçlarımız bulunuyor. View kısmında ise verilerin görüldüğü ekran olarak adlandırılıyor. Load View kısmı ise çalışma ekranını çıktı ekranı olarak ayarlayan aracımız. Hani yapmış olduğumuz haritalara legend, başlık, kuzeyok gibi özellikleri eklememize yarayan araç. Şekilde çıktı ekranı haline getiriyor. Data View de çalışma ekranımızı tekrar geri getiriyor.
Insert haritalarımızı özelleştirmeye yarayan sekme. Burada mesela haritalarımıza başlık ekleyebiliyoruz. Yazı ekleyebiliyoruz. Dinamik testten tarih, saat, koordinat bilgileri ekleyebiliyoruz. Lejant ekleyebiliyoruz. Haritamızın arka planını ayarlayabiliyoruz. Kuzey oku ekleyebiliyoruz. Ölçek ekleyebiliyoruz. Fotoğraf ve objeler bu kısımdan ekleyebiliyoruz haritamıza. Bunları tabi ilerleyen derslerde uygulamalar üzerinde anlayarak öğreneceksiniz. Şu an sadece genel menü tanıtımı yapıyorum. Selection sekmesinde vektörel veriler üzerinden sorgulamalar yapmamızı sağlayan bir sekme. Burada ArcMap arayüzünde kullanacağımız, en çok kullanacağımız sekmelerden biri de georeferencing. Burada bulunan araçlardan, Astrobox'ın içinde var olan araçlar zaten. Clip'ten mesela kesme işlemleri, merge'den birleştirme işlemleri yapabiliyoruz. Bunlar Arch Toolbox'ın içinde yer alan araçlarımız. Gelelim Customize'a. Programla ilgili ayarların yapıldığı kısım oluyor bu kısım. Windows'tan mesela Table of Contents kısmı kayboldu. Şöyle kapatalım. Bunu Windows'tan geri çağırabiliyoruz. Veya kataloğu da çağırabiliyoruz. Help kısmında ise ArcGIS için yardım aldığımız kısım. Bakalım başka göstereceğim. Editör var. En önemlisi editördür. Editörden sayısallaştırma işlemleri, koordinat işlemleri, örneğin poligon çizme, line çizme gibi işlemleri buradan yapıyoruz. Bunu da uygulamalar üzerinde göstereceğim. Veri çağırarak bir örnek verelim. Havza verisini çağıralım. Zoom in var burada. Yakınlaştırmamızı sağlıyor. Şöyle göstereyim veya şöyle yaparsak farenin sol tıkını basılı tutup çekersek şu şekilde istediğimiz yere yakınlaştırıyor. Zoom out var. Bu da tam tersi uzaklaştırmamızı sağlıyor. Pan var. Pan sekmesi, pan aracı ise böyle haritayı kaydırmamıza yarayan bir aracımız. Full Extent'te ise haritanın dünya üzerindeki konumuna getiriyor. Şöyle ekranı sığdırıyor haritayı. Idefantry kısmından ise bir kere tıklayıp verimizin üzerine tıklayınca bize bir pencere açıyor ve burada verimizde olan bilgileri bu ekrana getiriyor. Hyperlink kısmından ise verimizin üstüne fotoğraf işleyebiliyoruz. Mezura kısmından ölçümler yapabiliyoruz. Fink kısmından verilerimizi bulabiliyoruz. Karmaşık bir veri olur. Direkt verinin ismini yazıp bulabiliriz. Mesela dünya üzerinde tüm şehirleri çağırdınız. Ama sizin çalışmak istediğiniz şehri bulamıyorsunuz. Şehrin ismini yazıp o konuma götürebilir sizi. Go to XY'den ise XY koordinat yerlerini girmemize yarayan bir araç. Katalog kısmımız var. Katalog kısmından veri tabanları oluşturabiliyoruz. Yeni veri tabanları açabiliyoruz buradan. En önemlisi Arch Toolbox kısmı. Biraz yavaş şu an geldi. Buradan ise ArcMap üzerindeki bütün analizleri yapmamızı sağlayan araç. İşte eğim olsun, hidroloji analizleri olsun, bakı analizleri olsun, hepsini bu araç üzerinden yapıyoruz. İlk dersimizde genel menü tanıtımı yaptık. Bir dahaki dersimizde uygulamalarla beraber kavrayarak ilerleyeceğiz. Şimdiden teşekkürler.